selesini konuşuyordum köle ya çok stratejik bir durum köle ee, bu köle yani hem Türkçe'deki köle anlamına köle diye kafamızda canlanan resme yani köle deyince zihnimizde oluşan o e, imaja e, hem müktesebatın anlattığı e, köle figürüne yani bir de ona bir de ona baktığımızda e, ikisi arasında gerçekten e, bir şey de var yani sadece müktesebatın Kur'an'la uzaklığı değil bugünün insanının da müktesebatla olan bir uzaklığı da var tam ifade edebildiysem bu alanda biraz konuş, konuşuyorduk e, ne düşünüyorsun abi bu konuda? Ya yani biz mesela biz mesela diyelim ki Zemahşeri'ye kızıyoruz. Ya adam köle demiş, bilmem ne demiş. İyi de Zemahşeri'nin kafasındaki köle sizin zannettiğiniz gibi böyle kırbaşlar yiyen, yani bilmem ne böyle yani boynunda zincir işte burnunda halka böyle çırılçıplak ortada gezip böyle ağır işlerde çalıştırılan işkence serbest olan böyle bu çağrı filmindeki Bilal gibi yani böyle bir şey mi gerçekten yoksa işte bugün Katar'da, Dubai'de ee, Suudi Arabistan'da hala uygulanan, hukuken de uygulanan yani şerhanda uygulanan e, yani kölesindir yani orada şey ya ya edilsindir e, ticaret yapanlar bunu bilirler Suudi Arabistan'da Katar'da yapanlar ya himaye sistemi çalışır yani oradaki bir firmaya yüzde yüz emanet etmektir himaye sistemi ya da kölesindir başka türlü o ülkede ne işin var yani turistindir ya da gibi neden böyle bir şey olmasında e, aslında bahsettikleri daha böyle bir tür işçi diye sınıflanabilecek birisi olmasın ki? Şimdi şu cümleyi doğru yani çok isabetli bir cümle söyledin. Ee, yani sadece e, Kur'an'a uzak değil şu gün bir insanı evet, ee, Şey yaptığı yani karşı durduğu müktesebata da uzak. Yani karşı durduğu bilgilere de uzak. Yani mesela bu tıpkı şuna benziyor. Ya işte ben Amerika'ya karşıyım. Niye karşısı? Karşıyım işte. Yani karşı olduğum için karşıyım. Böyle karşı oluşunun bir zemini yok. Yani böyle bir zemin yok. Yani bugün mesela diyelim ki Türkiye'de bir tartışma yapılıyor işte yani çok güncel bir tartışma eskimeyen bir tartışma aslında bu yeni bir tartışma da değil bu tartışma da şeyden beri geliyor yani bin yıldan beri yani Kitaplarda en azından bin yıldan beri bu tartışmanın bin yıldan daha fazladır bir e, uzun süren bir tartışmanın olduğu bunu biliyoruz işte hadisler dinde kaynak mıdır değil midir yani bu bin yıldır tartışılan bir mevzu değil mi yani bu mevzu tartışılıyor ama günümüzde e, bunu işte yani biz hadisleri kabul etmiyoruz ya da kabul ediyoruz diyenler neyin için kabul ettiklerini kabul ettikleri şeyin ne olduğunu bilmiyorlar. Kabul etmeyenler de aynı şekilde. Yani neyi, niçin kabul ettik, etmediklerini, neden kabul etmediklerini bilmiyor. Yani bir zemini yok yani. Tek bir zemin var. İnsanlar kendileri düşünüyorlar. Kendileri düşünüyorlar. Yani bir bilgiye yaslanarak bir asıldan hareketle, bir usulden kaynaklanarak değil. Yani böyle bir şey yok. Ee, e, hatta bazıları bunu çok suistimal de ediyor. Yani e, herhangi bir kaynağa bağlı olmamak çok güzel bir alan açıyor insanlara. Çok güzel bir alan açıyor. Bakıyorsun insanlar o alanı kendi e, bence e, vehim hepsi. Hepsi vehim, hayal. Hepsi saçma sapan şeyler. Saçma sapan şeylerle dolduruyorlar. Çünkü alan açıyor kendilerine. İşte hiçbir şey bırakmadınız. Hadisi yıktınız, bir kesabatı yıktınız, ulemayı yıktınız. Geride bir Kur'an kaldı. Ya adam Kur'an'ı da, meali mehal, de Kur'an yerine koyuyor. Ya da kıraatı da Kur'an yerine koyunca. Yani yemede yanında yat derler ya. Yani böyle oh ne güzel mis gibi bir alan açılıyor böyle. Hem de yetkili bir alan. E böyle bir şey, böyle bir ortam var şu anda. Ne yazık ki böyle bir ortam var. Ama zannetme ki bu ortam sadece bugüne has bir mevzudur. Hayır bu tarihte de böyle olmuş. Yani genel halk kitlesi, sıradan halk kitlesi, ülemanın yanında, ülemanın tartıştığı bu meseleleri kendi aralarında da konuşmuşlar ama tam da bu dediğim şekilde yapmışlar. Yani Bugünkü insanın sosyolojisi, bugünkü bizim Müslümanların sosyolojisinin bundan 700 yıl, 1000 yıl önceki sosyolojiyle hiçbir farkı yok. Aynı sosyoloji, aynı gruplar, aynı fikir grupları hep böyle olmuş. Yani bugünkü fikir grupların hepsi böyle olmuş. Hatta en yeni 19'cular 19, 19 bile olmuş kardeşim. Tarihte hatta 19'cular neredeyse Muhammed Aleyhisselam'dan daha öncesinden var. Neredeyse değil, daha öncesinden gelen bir şey. Yani var yani bunların hepsi var. Ama bunlar bir, diyorum ya bir usule bir asla yaslanmıyor. Onun için bugün insanı her iki tarafa da uzak aslında. Yani bir aslı yok, bir temeli yok, bir bir şeye yaslanmıyor. İşte bu noktada köle deyince de yani kölelik deyince de bir resim çıkartıyor ortaya. O köleliğe karşı oluşu e, fıkhı okuduğundan ya da geçmişteki tarihi okuduğundan değil. Ya da Kur'an'daki şeyi anladığından dolayı değil. Adam kendisini dediğin gibi e, Quentin Tarantino'nun Django filminde zannediyor kendini. Yani köle deyince o da o Quentin Tarantino filmi ya da e, eskiler hatırlarlar köle Izora filmi vardı. Kuntakinte filmleri vardı. Heh. Aynen bir Kuntakinte Çağrı filmindeki Bilal mesela. Ha işte öyle zannediyor. Yani insanlar kendilerini öyle bir film yani köle deyince akıllarına öyle bir film geliyor. Öyle bir şey geliyor. Halbuki bu bu resim batılıların e, resmidir. Yani bu resim İslam'a ait, Müslümanlara ait bir resim değil. Haksızlık etmemek lazım. Müslümanlara ait resim değil. Bunun yanında, yani şunu, şunu değil yani geçmiştekiler sütten çıkmış bu geçmiştekiler sütten çıkmış ak kaşık anlamına mı geliyor? Hayır efendim, öyle bir anlama da gelmiyor. Öyle bir anlama da gelmiyor ama bir şeyi söylediğimizde yani bir kavram söylediğimizde, tarihe ait bir kavram söylediğimizde o kavramın karşısına koyduğumuz resim gerçeklikle uyumlu olmalı. Yani kavram ve resim birbiriyle uyumlu olmalı. Eğer bugünkü bugün insanı işte köledir, cariyedir bu şeylerin anlam bu bu kelimelerin karşısına işte Batı'nın filmlerle resmettiği ya da Batı'nın kendisinin yaptığı resimleri koyuyorlarsa bu yanlış bir resimdir kardeşim. Bu yanlış bir resimdir. ben okuduğum kadarıyla yani okuduğum kadarıyla ki şunu da söyleyeyim parantez içerisinde söylüyorum bu cümleyi. Ben ister Müslümanların yazmış olduğu ister Müslüman olmayanların yazmış olduğu tarihi bilgilerin kendileriyle tasavvur oluşturulacak şeyler olmadığına ben ben hiç bir şüphem yok. Asla onlarla bir tasavvur oluşturulmaz. Oluşturulamaz. Mümkün değil. Çünkü hem zannî bilgidir hem güvenilmez. Zannilik oranı yalana yakındır üstelik. Yalana yakındır. O kadar şeydir, o kadar güvenilmez bilgilerdir. Ama madem ki köleliğin resmi Müktesebatın fıkıh üzerinden, müktesebatın tarihi üzerinden çiziliyor. Biz de müktesebatın kullandığı yani bugünkü insanların kullandığı, baktık dediği yerlere bakarak e, kölelikle ilgili bir fikir edindiğimizde yok o Django filmindeki ya da Kontakinte filmindeki e, kölelik resmi müktesebattan çıkmıyor kardeşim. Böyle bir resim çıkmıyor. Söyleyeyim. Mesela örnek vereyim daha 850 yıllarda yani daha 800'lü yıllarda e, 750'li yıllarda hatta yani böyle Allah Resulü'nün irtiharinden 140-130 sene, sonra, sene sonrasından bahsediyorum. Mesela Bağdat'ın polis teşkilatını e, Türkler polis teşkilatı. Üstelik Türkler bu polis teşkilatı olurlarken Müslüman da değiller. Bak köledirler. Türkler köledir. Müslüman değildir. Ama Bağdat'ın polis teşkilatı onlardır. Yani bu adamlar istedikleri zaman atlarına bilip geri gidebilirler, istedikleri tarafa gidebilirler. Hiç kimse başlarında bir yani zaten kendileri polis. Bir saat kendileri polis. Yani düşünebiliyor musunuz? Köle Katar polis. abi işte Katar gibi. Yani baktığınız zaman böyle bir resim çıkmıyor karşımıza. Böyle zincire vurulmuş, işte yemek verilmeyen. İşte istediği zaman kadınlarıyla yatıp kalkılan işte istediği zaman şey yapılan böyle bir resim yok kardeşim. Yani böyle bir tarihi bilgi, tarihi veri yok ne yazık ki. Yani ne yazık ki yok diyorum. Çünkü hayal kırıklığına uğrasın insanlar istiyorum bunu. E Bunun yanında şeye baktığımız zaman yani e, hatta bırakın e, Allah Resulü'nün risaletinden sonraki döneme, önceki döneme bakın. Yani önceki dönemde zincire vurulmuş Mekke'de bir köle yok. Köle sayısının Cahıza göre, şeye göre, Belazuriye göre yani bunlar ne kadar gerçekçi rakamlardır bilmiyorum ama Mekke'deki köle sayısının 4000 olduğu söyleniyor. 4000'e yakın köle var Mekke'de. Nüfus 10.000. Yani nüfusun %40'ı köle. Yüzde %40'ı. Ama kardeşim zincire vurulmuş bir tane köle yok. Bir tane köle yok. Yani böyle zincirlenmiş alıp başını gidemeyecek Böyle gidersek kafası kesilecek böyle böyle bir böyle bir köle yok herkes serbest yani köleler serbest Dediğim gibi e, mesela baktığınız zaman şeyin e, e, İbn Abbas'ın İbn Abbas'ın bizzat kendisinin e, kendisi adına ticaret yapan köleleri var bu köleler uluslararası ticaret yapıyorlar yani e, Mekkeden ta Şam'a ta Mısır'a ta Kuzey Afrika'ya böyle oralara serbest çekiyor. Yani İbn Abbas adına İbn Abbas'ın parasıyla üstelik yani parasını İbn Abbas veriyor. Bu adamlar arkadaşlar köle ama ülkeler arası seyahat ediyor adamlar. Böyle bir durum var yani ortada. E aynı şekilde şeye baktığınız zaman yani Medine havalisinde işte hurmalıklarda çiftçilik yapan kölelere baktığımız zaman kölelerin kategorileri var. Yani tarihteki bilgiler üzerinden konuşuyorum arkadaşlar. Bunları diyorum ya, bunlar bizim yani en azından benim tasavvurumda bunlar yer tutmuyor kardeşim. Yani bunlar güvenilecek, üzerinden hareket edilecek bilgiler değil benim için. Ama madem bunu bunu konuşuyoruz, onun üzerinden konuşuyorum ben de. İşte şeye baktığınız zaman, bilgilere baktığınız zaman köleler de tasnif edilmiş. İşte ev yani şey kölesi, ev kölesi, yani. müzisyen köleler işte ne bileyim marangoz marangozlar inşaat işi yani baktığımız zaman bütün inşaat işinde demirciliğe, demircilikten marangozluğa, marangozluktan ayakkabı tamirciliğine, ayakkabı tamirciliğinden terziliğe kadar yani böyle geniş bir alanda hep köle kullanılıyor hep. Mesela e, bu kölelere de baktığımız zaman bu kölelerin çok çeşitli yani o kadar çok fazla e, ırktan Köle var ki yani insan şaşırıp kalıyor kardeşim Slavlardan. Yani Slav kelimesi köle demekmiş. Ben de bunu yakın zamanda öğrendim. Mesela Slav eee yani ne demek bu Baltık ülkelerinden ta yukarı yani Finlandiya'nın, Norveç'in işte Estonya'nın olduğu bölgelerden de köleler var. Kardeşim Gürcistan'dan köleler var. Yani Gürcüler, Ermeniler Frank'ler ya Frank'lerden köleler var. Yani böyle çok geniş bir yelpaze var. Böyle hemen hemen Kürtlerden var, mesela Türklerden var, mesela Türklerle ilgili şöyle bir şey söyleniyor. Yani bu Cahız'ın bir kitabında geçiyor, bir risalesinde geçiyor. Diyor ki, hatta durun burayı da oradan okuyayım ben. Yani yanlış şey yapmayayım. Heh, Mesela diyor ki Türklerin düşmanları, e, Türklerin istemeleri halinde düşmanlıkları çok şiddetlidir. Ama uzun sürdürmezler diyor. Yani hemen vazgeçerler, düşmanlıktan vazgeçerler gibi. Bir şey söylüyorlar. Yani mesela Türklerin mesela Türklerle ilgili ticari köleler yok mesela. Yani ticaretle uğraşan köleler yok. Niçin? Çünkü Türkler çobanlığı iyi biliyorlar. Yani hayvan bakımını çok çok iyi biliyorlar. E, şeyi çok iyi biliyorlar. Ata binmeyi, ok kullanmayı askerliği şunu bunu Sillahta, çok çok biliyorlar. Savaşta, silahta, savaşta iyiler yani güvenlik güçleri evet. olarak. Evet. Bayağı e bakıyorsunuz bundan dolayı genet. sırf bu özelliğinden dolayı <laughs> Bağdat'ın e, polis teşkilatı yani polis teşkilatı Türklerin elinde. Düşünebiliyor musunuz? Ve o zaman Türkler Müslüman da değil. Yani Müslüman da değiller. Ya bu adamlar işte polis teşkilatını yürütüyorlar baktığınız zaman şeyi e, e, olaylara baktığım yani böyle olayların içerisinden böyle şeyi e, ayıklamaya ba, 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 şey yaptı ba, başladığımızda ya kardeşim e, e, adamların e, şeyi vergi toplama memurları köle abi yani adam e, yani maliye bakanı köle ya yani böyle bir şey olabilir mi yani böyle böyle bir, bir durum var ortada yani öteki taraftan bakıyorsunuz mesela cariye olayına mesela Abdullah Nicaferdir Cafer'dir bu en fazla benim dediğim konuda en fazla mahir olan Abdullah İbni Cafer'dir. Böyle küçük yaşta kızları alıyor, kız köleleri alıyor. Böyle anneleriyle ya da annesiz işte bir şekilde alıyor onları. Ama onları böyle odalıktır hizmetçi böyle bir şey olarak kullanmıyor. Tam tersi onları onlara aruz dersi veriyor. E, dil dersi veriyor, şiir dersi veriyor. İşte böyle çok nitelikli hale getiriyor onları. Çok nitelikli hale getiriyor ve bir nevi menajerlik yapıyor. Yani bir nevi menajerlik yaparak onları meşhur ediyor. Hatta ee, Sallame isminde bir tane kölesi var şeyin e, Abdullah İbni Cafer'in Velid Bin Yezid olması lazım. Velid Bin Yezid. Yani normalde bir kölenin o zamanki fiyatı 600 dinar, 600 dirhem civarında, 600-800 dirhem civarında işte böyle okumuş e, yani oturmasını kalkmasını bilen, şarkı bilen, aruz veznini bilen, şiir bilen, dil bilen böyle okumuş e, köleler diyelim. Okumuş kölelerin fiyatı işte 3000 dirhem, 5000 dirhem civarında böyle böyle bir değer var. ve Sallameye bizimki 1 milyon dirhem veriyor. 1 milyon dirhem yani yok böyle bir rakam. Böyle bir rakam yok. Vermiyor. Yani satmıyor kızı. Satmıyor böyle. 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 Yani şimdi bu kıza baktığınız zaman öyle kapısında bekçiler duran işte böyle bilmem. Böyle bir şey değil ki. Serbest istediği yere gidip geliyor. istediği şey yapabiliyor. Yani Yine yine Yezid bin Velid olması lazım. Mesela Yezid bin Velid'in Habbabe isminde bir köleyi yani adam e, cariyeye aşık oluyor. Kadın adam yani öyle bir aşık oluyor ki evli üstelik çok çocuğu da var. Yani aklını yitirecek seviyede aşık oluyor. En son karısı dayanamıyor. Karısı işte istiyor bir köleyi. Habbabe kölenin ismi de. Cariyenin ismi. E, adam gidiyor ya işte 500 bin dirhem, dinar, dirhem de değil dinar. Yani vermiyor köleyi. Ya diyor 1 milyon dirha, dinar diyor. Vermiyor köleyi. Adam da kafayı yiyecek. Yani halife olmasına rağmen mesela gidip zorla almıyor. Kafayı yiyecek. En son karısı ona acıyor da gidiyor adama diyor ki ya bu benim kocam devlet halife. Yani bu adam aklını yitirecek. Sen yapma gel bunu ver. Yani bu adam ölecek yoksa. Adam öyle şekilde veriyor. E, o şekilde verdikten sonra abi şeyi Habbabe yönetiyor. Devleti Habbabe yönetiyor. Yani köle, cariye. Habbabe yönetiyor. Şimdi baktığımız zaman ya bunu niye anlatıyoruz ya? Bunları arkadaşlar bakın evet biz müktesebatı yaptığı şeylerden dolayı e, eleştirelim. Yerden yere vuralım ama doğru resimler üzerinden yani eleştir, eleştirimizi doğru resimler üzerinden yapalım. Doğru resimler bugün köle dendiğinde şöyle yani cariye dendiğinde şöyle düşünülüyor. işte ya orada bir adam var böyle bir sürü kadın kölesi var. İşte şöyle sen sağdaki gel bugün seninle yatıp kalkacağım falan şeklinde böyle düşünülüyor. Hayır yani, öyle bir olay yok. Yani bunun tam Türkçede şu anda e, yani söyleniyor basında magazinde seks kölesi. Yani seks kölesi. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yani tarihten öyle bir resim çıkmıyor arkadaşlar. Yani müktesebatın ağzını burnunu kırmak istiyorum. Ben de istiyorum. Ama çıkmıyor kardeşim yani. Şimdi öyle bir resim yokken öyle bir resim varmış gibi adamlara saldırmak da haksızlık olur. Yani bu doğru olmaz. Ha bu onların dediğim gibi tekrar en baştaki bu onların bu konularda düp düzgün olduğu anlamına mı gelir? Asla gelmez. Asla gelmez. Yani eğer onlar bunu devam et hiçbir şey olmasa bile bu toplum örgüsü üzerine bir toplum oluşturmaları yani Kur'an'da değerler olmasına rağmen bir toplum oluşturmaları bile kabahat olarak tek başına onlara yeter. Tek başına bu bile yeter. Ama dediğimiz gibi yani köle dendiğinde mevcut medeni insanın kafasındaki köle resmi o kölelik resmi batının köleliğidir. Batının oluşturduğu hatta Batının da değil yani Amerika'nın oluşturduğu bir kölelik resmidir. Yoksa Batı'da da yani baktığımız zaman Roma'da da Amerika'daki gibi bir kölelik yok. Roma'da da yok. Yani eğer oturalım doğru konuşalım. Roma'da da köleler serbest kardeşim köleler pazarda, şurada, burada her yerde hiç kimsenin ayağında zincir yok. Hiç kimsenin boynunda zincir yok. Evet alınıp satılıyorlar bu doğrudur. Ama Böyle zincirlenmiş halde, böyle kafasını kaldırsa biri kafasını kesecek. Böyle öyle de değiller yani. Öyle de bir kölelik yok. Demek ki dünyada böyle bir kölelik olur. Yani Amerika'ya kadar belki dünyada köleliğin içeriği başka bir başka bir resim var. Yani bizim kafamızdaki resim değil. Orada başka bir resim var. O resim güzel bir resimdir demiyorum ama buradan tekrar tekrar bunu söylüyorum. Yani hani e, sütten ağzımız yandığı için ne söylersek söyleyelim böyle yanlış yerlere çekildiği için yalnız, zannedilmesin yani evet Amerika'nın köleliği berbattır ama ondan önceki resim güzel bir resimdir demiyoruz ha sakın ha sakın böyle bir şey demiyoruz. Bilgileri konuşuyoruz sadece tarihi bilgileri konuşuyoruz. Manipülasyon var burada diyoruz yani burada e, kötü bilgi yani, mesela müktesebattaki eee ya da dünyadaki diğer uygulamalarıyla bu batıdaki köle resmini, zihnimizde oluşan köle resmini, ikisini kıyas ettiğinde e, terazinin bir kefesine birini bir kefesine birini koyduğunda mesela hangisi daha insancıl, hangisi daha gerçek bir resim çıkıyor? Ya mesela şeyde e, Müslümanların tarihindeki köleliğe baktığımız zaman Müslümanların kölelerin hepsinin bir ücreti var. Yani ücretle çalışıyorlar. Yani şöyle bir şey değil. Karın topluğuna hiçbir e, hakları hiçbir öyle böyle değiller yani. Baya baya ücretleri var. Hatta kimin olduğunu hatırlamıyorum. Yine e, şeyin tabiinden birinin Amur İbn Asıl olması lazım. Amur İbn Asıl olması büyük bir ihtimalle Amur İbn Asıl olması lazım. Yani düşünün Amur İbn As e, bir kölesi var. Onu azat ediyor. Kölesini azat ettiğinde bakın dikkat edin. Kölesini azat ettiğinde kölesinin Mısır'da bir hanı var. Devasa bir iş hanı var. Kölesinin. Yani şimdi bu adam bu bunu şey yapmış yani. yani Köleyken yani. Demek ki kölelik öyle bizim şey yaptığımız gibi değil. Üstelik adam Kufe'de yani adamın kendisi Kufe'de köle ya köle bildiğin köle. Kölenin Mısır'da kendine ait mülkü var. Devasa bir mülk üstelik. Öyle böyle de değil. Yani baya baya zengin yani. Baya baya zengin. E bakın aynı şey Abdullah İbni Cud şey vardır. E, e, yani anlatılanlara göre şu anlatılan diyen an, an sen bunları konuşunca gözümün önüne Suudi Arabistan'daki Ronaldo geldi. <laughs> yani onun <gibi gülüyor> yani, bir galiba galiba. Yani. E, Mesela en ünlü köle şeyde e, yani cahiliye döneminin en ünlü köle tüccarı Abdullah bin Cuda'dır. Cuda'dır. Abdullah bin Cuda vardır. Abdullah bin Cuda efsanevi bir kişiliktir. Yani bunlar, tekrar ediyorum bunların hepsi arkadaşlar bakın müktesebatın anlattığıdır. Ben bunlar üzerinden bir tasavvur sahibi değilim. Ama madem bu bilgileri konuşuyoruz onun için anlatıyorum bu bilgileri. Yoksa e, beni bilenler bilir kaç senedir ben bu bilgileri hiç kimseye anlatmamışım. Benim diyorum siyer ilk yazdığım kitap siyerdir. İlk siyer yazmışım. Yani ben o bilgileri bilmiyor değilim. Neyse işte bu Abdullah İbni Cuda efsanevi bir kişiliktir. Çok efsanevi bir kişiliktir. Adamın zengin olması da Böyle şey yapması üzerine de böyle çok menkıbeler var yani böyle işte adam bir mağarada böyle devasa bir şey buluyor bir hazine bulup da zenginleşen biridir yani hayattan ümidini kesmiş adam intihar etmeye gidiyor bizi hazine bulup zenginleşiyor yani böylesi bir adamdır bu adam zenginleştiğinde öyle bir cömert davranıyor ki o kadar cömert davranıyor ki şimdi o cömertliği ile ilgili mesela Allah Resulü ile kesişen bir iki olayı anlatayım şeyde adam e, hac, hac hacılara devasa kazanlar yaptırıyor. Devasa kazanlar. Yani anlatılana, tarihçilerin anlatıldığı, anlattığına göre bir atlı süvari, bir atlı süvari atından inmeden bakın atından inmeden kazandan tabağına yem doldur yemek doldurabilirmiş yani. Adam böyle kazanlar yaptırıyor bedava e, böyle hayrına bütün hacılara e, yemek dağıtıyor. Böylesine cömert biridir. Hatta bu kazanlar hac döneminin dışında kullanılmıyor. Yani bu kadar büyük kazanlar haç döneminin dışında kim kullanacak bunu? Ee, o kazanlar çocukların oyun alanı oluyor. Çocukların oyun alanı. Çocuklar o kazanın içinde oynuyorlar. Bu kazanın içinde oynayan çocuklardan bir tanesi de e, Hakem bin Hişam yani Namı Diher Ebu Cehil. Diğeri de e, Muhammed bin Abdullah. Yani Namı Diher Allah Resulü Muhammed. Ee, bunlar çocukken 6-7 yaşlarında böyle çocuklarken bu kazanın içerisinde oynarlarken e, işte Muhammed e, bu sonradan adı Ebu Cehil olan kişiyi e, kazanın içerisinde itiyor ve dizinde bir yaraya sebep oluyor. Dizinde bir yaraya sebep oluyor. Bedir Savaşı'nda e, Ebu Cehil öldürüldüğünde yani hikayeye göre öldürüldüğünde e, tanınmayacak haldeki vücudunun vücudu var. E, onu işte Allah Resulü ee, Çocukken Abdullah bin Cuda'nın kazanında aldığı o yaranın izinden tanıyor. Yani böyle bir hikayesi de var Abdullah bin Cuda'nın. İşte bu Abdullah bin Cuda en meşhur e, köle tüccarlarından en biridir yani en meşhur köle tüccarıdır bu Abdullah bin Cuda. E, baktığın zaman e, Abdullah bin Cuda'nın o kadar çok kölesi var ama Abdullah bin Cuda'nın e, zincirli muhafızları Böyle bir şeyleri yok. Yani son derece sanki sıradan bir ticaret yapıyormuş gibi. Son derece sıradan bir ticaret. Yani köle olanların da alışık olduğu bir ticaret bu. Böyle alışılmadık bir ticaret değil. Kimse şey yapmaya çalışmıyor. Yani kaçmaya çalışmıyor. Aynı şekilde mesela e, Abdullah İbni Cuda'nın kölelerinden bir tanesi kimdir? Habbab bin Eret'tir. Meşhur. Habbab bin Eret var ya meşhur. İlk Müslüman olanlardan bir tanesidir. Habbab bin Eret. Habab bin Eret köle değildir ki yani şey değil ki tutuklu değildir ki e, Mekke'nin demir işlerini yapıyor. Demirci ustasıdır. Kaldı ki köleler içerisinde en değersiz olanlar demirci ustaları. Yani fiyatı en düşük olanlar demirci ustalarıdır. Demirci ustası olan kölelerdir. E, serbest bırakıyor ve Habbab bin Eret e, Kureyş'in yani Mekke'nin böyle kenar mahallelerinde banlıyörlerinde bir demirci dükkanı açıyor ve yaptığı kılıçlar bayağı meşhur oluyor. Yani çok güzel kılıç yapıyor, çok güzel hançer yapıyor. Çok güzel silahlar yapıyor. Meşhur oluyor ve Habab bin Eret bayağı zengin oluyor. Yani Habab bin Eret'in hatta şeyden sonra yani Habab bin Eret daha sonra Mekke'den Medine'ye göç ediyor. Habab bin Eret'in e, mal varlığı dillere destan hale geliyor. Yani öyle böyle değil yani bayağı bayağı zengin oluyor. Çok zengin oluyor. Yani baktığınızda kim köle Köle yani. Aynı şekilde Süheybi Rumi. Yani baktığınız zaman Süheybi Rumi. Rum Yunanlı. Yunanlı yani adam. E o da aynı şekilde. Hiç kimse onun başında durmuyor ki. Hiç kimse kolunu kanadını kırmıyor ki. Hani diyeceksiniz ki ya Bilal-i Habeşi nedir? Kardeşim Bilal-i de kimse başında durmuyor. Bilal-i işkence yapmaları köle olduğu için değil. Mümin olduğu için. Yani yoksa Bilal-i Habeş daha öncesinde zincire vurulmuş böyle sağa sola gidemeyen bir köle değil ki serbestçe her tarafa gidiyor her tarafa gidebiliyor. Yani atına atlayıp kaçıp gittiğinde kimse onu arkasından koşturmuyor yani. Böyle bir şey yok. Baktığımız zaman kimse git, git yani yok böyle bir kölelik resmi çıkmıyor karşımıza. Böyle bir kölelik resmi çıkmıyor. Mekke'de cahiliye döneminde bile baktığımızda yani şöyle değil işte kadın köleleri herkes böyle e, seks kölesi olarak kullanıyor. Yok kardeşim cahiliye döneminde bile böyle bir resim yok. Yani bırakın Allah Resulünün risaleti ve risaleti sonrasını cahiliye döneminde bile böyle bir resim yok. Yok, öyle bir resim yok. Yani işte dolayısıyla bizim kölelik algımız yani hep yönetilmiş bir algıyla, şekillendirilmiş bir algıyla tarihe baktığımız için net resim çekemiyoruz. Net resim çekemediğimiz için de doğru teşhisler yani hastalığı doğru teşhis edip doğru sunumlar getiremiyoruz, yapamıyoruz, bakamıyoruz olaya. Doğru tasavvurlarla bakamıyoruz. Ahmed abi. Bu üçüncü yüzyılın yani Allah Resulü'nün irtihalinden sonraki o 3. yüzyıl yani 770'li 70 yıllardan başlayıp 900'lü yıllara kadar geçen o 100 yıllık bir dönem var. 120 yıllık, 130 yıllık bir dönem var. Tedvin dönemi deniyor. Orası bugünden geriye doğru gidenlerin girdap gibi bir şey orası. Ahmed abi. Öteye geçemiyorsun. Yani öyle bir girdap var orada. Orası Allah Resulü hakkında ne söylemişse onu biliyorsunuz. Orası kendinden önceki dönemle ilgili ne söylemişse onu biliyorsunuz arkadaş. Daha ötesine gidemiyorsunuz. Yani daha ötesiyle ilgili bilgileri bunlar söylüyorlar. Daha ötesinde bu var diyorlar. Hakikaten o mu var başkası mı var bilemiyoruz. Bunun yanında hadi diyelim ki madem öyle olsun tamam dediğiniz sizin dediğiniz gibi olsun. O döneme ait yani 770'li yıllarla 900-930'lu yıllar arasındaki tedvin dönemi dediğimiz bu dönemde tedvin edilen ana kaynakların yani hiçbir yok. Yok. Mesela alın Buhari diyorsunuz. Nerede birader Buhari'nin asıl kitabı nerede? Yok. E, Müslim diyorsunuz, Mace diyorsunuz. Nerede bunlar? Yok. E, Müsnet falan yok kardeş yok yok. O kitaplar 11. yüzyılda ortaya çıkıyor. 11. yüzyılda. Yani düşünün Buhari kitabını işte 9. yüzyılda yani miladi 9. yüzyılda yazmış. Ama kitap olarak ortaya çıkması 11. yüzyıl. Bir, bir tuhaflık var. Yani o dönemle ilgili hakikaten bir tuhaflık var. Çok ciddi bir şey var yani. Bir, o döneme ciddi bir çekince koymak lazım. Ciddi bir çekince. Bunu illa reddetmek için yapın demiyorum. Hayır. Kabul etmek isteseniz bile böyle yaklaşmaz, yaklaşmazsınız. Yani burada artık o insanlara beslenilen hüsnü niyetin daha ötesinde. Yani siz Buhari istediğiniz kadar sevin. Kardeşim bugün Buhari ile ilgili elinize gelen bilgilerin hepsi 11 yüzyıldan gelen bilgilerdir. Daha öncesinde Buhari ile ilgili bir şey yok. Bir şey yok. Kıraatlerle ilgili. Ya kardeşim taberi açın okuyun. Taberi yani kıraatlerin işte bu 14 kıraat yani se, kıraati seb'a dediler. 7 kıraat. 7 kıraat imamı. E, bunu kim çıkartıyor ortaya? Ya yani İbni Mücahit çıkartıyor. İbni Mücahit ne zaman yaşamış? 950 yılda, 10. yüzyılda yaşamış. E taberiyi açın okuyun. Bakın taberiyi. Kardeşim taberi kendi döneminde 50'ye 60'a yakın kıraat imamı sayıyor ya. Yani arkadaş burada bir tuhaflık var. Bir tuhaflık var. Aynı şekilde ya işte deniyor ki Ebu Esved et düeli yapmış. Nerede birader yani Ebu Esved et düelinin öyle yaptığı belge nerede? Yok. Madem Ebu Esved et düeli bunu yaptıysa niye onu temel almıyorsunuz da ondan sonra kıraat üstüne kıraat geliştiriyorsunuz birader? Madem öyle yapmışsa üstelik sahih bir senetle Allah Resulüne dayandırıyorsunuz kıraati. E tamam onu kabul edin. Hayır onu kabul etmiyorlar. O kıraat, bu kıraat, bu kıraat, bu kıraat derken Kardeşim kıraatler 60'tan e, şeye İbni Mücahit yapıyor bunu hatırlarsanız daha başka derlerde İbni Şenabuz adam e, herkes onun eğer e, e, kıraati Arap dili gramerine fesahat ve belagat açısından en uygun olan onun kıraatidir diyor herkes. Adamı linç ediyorlar abi yani adamı öldürüyorlar yani neredeyse. Adamın kafasına neler getiriyorlar başına adamın. Bir tuhaflık var kardeşim yani burada bir tuhaflık var. Bir tarihi bilgilerde bir tuhaflık var. Ha bu sadece bu tarihi bilgilerde tuhaflık sadece Müslümanların tarihiyle mi alakalıdır? Hayır arkadaş müktesebatın diğer müktesebatın yani seküler müktesebatın anlattığı tarihte de tuhaflık var. Kardeşim bakın siz bugün diyorsunuz ki biz 2023 yılındayız diyorsunuz. 2023 yılı. Sizce böyle tarihin bu şekilde kronolojik bir sıraya dizilmesi ne zaman ne zamandır? Şunun şunu şurasında 150 yıl. Yani insanlar 150 yıl önce 200 yıl önce işte biz 1685. yıldayız falan demiyorlardı kardeşim. İnsanlar ne diyorlardı? Ya biz İstanbul'un fethedilmesinden sonra 50. yıldayız. İşte ne bileyim biz e, gökteki şey e, büyük tu, büyük selin olduğu zamandan 40 yıl sonrasındayız. İşte şu savaştan sonra bu insanlar böyle konuşuyorlardı. Şimdi bakın biz işte diyoruz ki milattan önce 3000'li yıllar. Sanki yani o dönemin insanları da ya biz milattan önce 3000. yıldayız böyle tarih atıyorlarmış gibi bir bir, bir akıl var şu anda gelecek bir yıl böyle. gelecek yıl milattan önce 2999 yılı olacak. He yani sanki böyleymiş gibi. <laughs> böyle bir olgu varmış gibi şey yapıyorlar. Kardeşim bakın e, Hristiyan tarihçiler, Hristiyan tarihçiler İsa'nın veladetini güya onlara göre aldıklarında aldıklarında Roma'da kullanılan takvime göre 10 ay var, 10 ay. 10 ay yani bir yıl 10 aydır. Öyle kullanıyor adamlar takvime. O şekilde mi? Sonra 13 ay öyle 12, 11, 12, 13'e kadar çıkıyor. Sonra aşağı indi. 13 ay var adamlarda. Yani şimdi siz herkes şöyle zannediyor. herkes tarih boyunca güneş takvimini kullandı. İşte dediler ki ya biz milattan önce 500. 501, 502 yani da 499 4, sanki böyle tarihlendirilmişler gibi. Yok öyle bir tarihlendirme. Yok öyle bir tarihlendirme. Bu tarihlendirmelerin hepsi Batının özellikle 1600 yani 15. yüzyılda açtığı akademiler tarafından yapıldı. 15. yüzyılda açılan akademiler tarafından yapıldı. Bakın biz tarih diyoruz yani yazdığım yazılardan bir tanesinin konusu da buydu. Ee, e, daha onu vermedim kimseye. Ee, biz tarih diyoruz değil mi? Batılar ne diyorlar? Histori değil mi? Yani az bir şey İngilizce bilenler history kelimesinin içindeki story kelimesine biraz dikkat etmişlerdir değil mi? Yani hikaye. Şimdi bakın history ile tarih kelimesi arasındaki fark şudur. İkisi arasındaki fark şudur. History gelecekten geçmişe bir araştırmadır. Yani siz örnek veriyorum kendinizden 10 yıl öncesini, 20 yıl öncesini, 30 yıl öncesini eldeki verilere göre incelersiniz ondan bir hikaye çıkarırsınız. Histori kelimesinin anlamı budur ki kökeni şeydir, historiadır Yani başındaki H olmadan historiadır kökeni antik Yunancadır. Antik Yunandan gelme kelimedir. Kelimenin anlamı incelemek, araştırmak, hikaye etmek. Kelimenin anlamı bu. Ama bakın tekrar ediyorum. Bu nasıldır? İşte siz bulunduğunuz zamandan geriye doğru, geriye doğru elinizdeki bulunan verileri birleştirerek, bir kurgu, bir kurguya binaen ya da bir asla binaen onu e, hikaye haline getiriyorsunuz. Batı'nın kullandığı tarih kelimesinin anlamı bu. Histori kelimesinin anlamı. Peki Müslümanların kullandığı tarih kelimesinin anlamı nedir? Kelimenin kökeni erahedir. Erahe. Erahe nedir? Yaşanırken unutulmasın diye. Dikkat et abi. Yaşanırken unutulmasın diye bir olaya tarih atmaktır. Aradaki farkı görüyor musunuz? Yani birinde tarih atmak olay yaşanırken, yani mesela diyelim ki siz biz bugün bir olay yaşadık, mutlu, sevinçli, böyle belirleyici bir olay yaşadık. Bunu unutmamak için diyoruz ki ya işte bu olay e, falan olaydan e, 10 ay, 20 ay, 30 ay, 40 ay artık aldığınız bir noktaya göre yaşandı deyip ona bir anıt dikiyorsunuz, bir yazı dikiyorsunuz, bir tarih atıyorsunuz ama olay yaşanırken nüist diyorlar işte. Vakanüistik bu işte. Ama... Vakanın resmini çekiyor. Yani evet. resmi değil. Vakanın. O evet. an kiminin resmini çekiyor? E şimdi Batı'nın adı history. Ya kardeşim siz Mısır tarihini ne zaman yazdınız? 19. yüzyılda. Ya arkadaş yani Mısır tarihi şöyle insanlar zannediyorlar ki Mısırlılar oturdular. Bugün Firavun kalktı, Sudan'a savaş açtı, işte kuşlularla barış anlaşması yaptı, bilmem ne yaptı. Bu yıl işte milattan önce 1551. yıldır. Bu ne zannediyor insanlar? Yok be birader. 1780'de Napolyon'un e, Mısır seferinde kendisi onunla beraber giden Çempilyon. Ben e, Rosetta taşındaki yazıları okudum. Dolayısıyla ben hieroglifleri okuyum dedikten sonra tarih oluşmaya başladı. Mısır tarihi oluşmaya başladı. Yani Mısır tarihi Mısır ortadan tamamen kalktıktan neredeyse 2500 yıl sonra yazılmaya başladı. İşte nasıl yazdı? Veriler toplayarak o verileri belli bir kurguya göre yazdılar. İşte histori, tarih dediğiniz şey bu. Burada bir noktaya bir noktaya dikkat çekmek istiyorum abi. Sen de bir küçük mola vermiş olursun. Ya adını hatırlamaya çalışıyorum. Bir, türlü hatırlayamadım ya adam cihazı. Ee, abi 19 şey 1995 senesinde e, İzmir Bergama'da ikamet ediyorduk. E, Lütfullah Göktaş. Ha şimdi aklıma geldi. Lütfullah Göktaş. Daha sonra Cumhurbaşkanının e, basın sözcüsü oldu hatırlarsanız. Lütfullah Göktaş kendisi Bergamalıdır, karısı İtalyandır, Marmara İlahiyat mezunudur. E, Şeye de Vatikan'a e, Hristiyanlık üzerine doktora yapmak için gitmiş bir kişiydi. Onun düğününe tesadüfen denk geldim. Yani babamları çağırmışlar. Adamla e, orada e, tanışmıştık. Biraz daha yaşımız çok genç olmasına rağmen e, o da daha damat adayı falan. E, bana demişti ki ya Vatikan'daki tek kafir benim. Yani onların gözünde Çünkü oraya Hristiyan olmayanlar giremezlermiş. E, Vatikan'ın e, kütüphanelerine. Hani şu Tom Hanks'in e, Da Vinci şifresinde ee, bir gördüğünüz bir Vatikan kütüphanesi var ya e, o, o kütüphane çok özel bir yerdir orası e, demişti ki oraya girdim orada Napolyon'un Mısır'ı e, işgalinden sonra edinilmiş birinci yüzyıl sahabe metinleri var diyor şeyde e, Vatikan'ın kütüphanesinde ben kulaklarımla duydum bunu yani Lütfullah Göktaş'ın kendisinden duydum e, ama tabii sonradan o ilk önce eee Vatikan Büyükelçisi oldu. Sonradan şu anda tekrar Vatikan Büyükelçisi'ne döndü. Yani şu anda Vatikan Büyükelçiliği yapıyor. Böyle bir vaka da var. Yani bizim müktesabatın bugün bize müktesabat diye sunulan bu karşımızda duran yığın yani bilgi yığınının aslı itibariyle ben kendi okumalarımdan Ramazan abi yani Ignaz Goldizer ki kendisi Yahudidir. Ignaz Goldizer ee, ...ve ekibi tarafından organize edildiğine... ...yani yüzde yüz eminim... ...yani böyle bir şey var... ...bu Louis Massignon'lar... E, ...falan hepsi bu şeydir... ...bu... E, ...adamın öğrencileridir... ...yani Henry Corbin örneğin... ...kelamı yazmış adam... ...düşünebiliyor musunuz yani... ...Müslümanların tarihinde... ...kendi tarihinde geçmişteki felsefi tartışmaları... ...kelami tartışmaları yazan ilk kişi Henry Corbin ...Henry Corbin üzerinden biz bugün... Şiilik dediğimiz, işte haricilik dediğimiz, mutezile dediğimiz olaya bakıyoruz aslında. Yani Montgomery Watt'ın gözünden bakıyoruz. Yani öyle de bir durum da var. Maalesef evet. e, klasik metinler de bu adamların gözüyle yorumlanıyor. Yani Selefisi de böyle yorumluyor abi. Yani öyle bir sorun var. Farkında olur ya da olmaz. Yani herkesin bunların gözüyle bakıyor. Ve buradaki yani işte, o köle resmi işte tam onların yani onların bize verdikleri bir köle resmi aslında bizim yani gerçekçi olmamız hakikati söylememiz gerekirse müktesebata bu konuda yüklenmemiz biraz yani haksızlık olur bunlara nazaran diye düşünüyorum yani bunlara nazaran e, müktesebata yüklenelim doğru yüklenelim yani niye haksızlık olsun eğer müktesebat yüklenmeyi hak eden bir iş yapmışsa yükleniriz ama hak ettiğini yük yani e, biz her zaman diyoruz kardeşim e, yani şeytan bütün kötülükleri şey yapar ama işlemediği suçu şeytana at atma hakkınız yok yani yapmamışsa yapmamıştır kardeşim. Ya nasıl olsa şeytandır. Her türlü kötülüğü ona izafe Olmaz ki bu. bu Mümin Mü Mü bunu yapmaz. Mümin Mü bunu yapmaz. Mümin Mü neyse o birader. Neyse o. Ee, i̇şte biraz önce söylediğim gibi Ahmet abi. Yani biz her iki taraftan da gelen tarihi bilgilere çok güvenemiyoruz. Yani onlarla ilgili bir geçmiş tasavvuru oluşturmamız çok zor. Çünkü çok çelişkili. Çok zayıf. Yalan yani vehim derecesinde, vehim derecesinde zayıf. Dolayısıyla onun üzerinden sanki anlatılan işte seküler tarihte anlatılanlar, Müslümanların tarihinde anlatılanlar sanki öyleymiş gibi düşünüp onun üzerinden geçmişe dair bir tasavvur oluşturmamız imkansız. İmkanı yok yani mümkün değil. Çok çelişkili, çok eksik, çok vehme dayalı, çok zanna dayalı, çok fazla şüphe var. Yani çempilyona der, derler yani birader sen bu yazıyı doğru okuduğunun sağlamasını nasıl yaptın? Nasıl yaptın? Sen o dilin hakikati olmazsa, konuşan biri olmazsa sen bunun sağlamasını asla yapamayacağını sen de biliyorsun. Aynı şekilde işte biz Gılgamesh destanlarını, Gılgamesh tabletlerini okuduk. Sümer dilini çözdük. Yapmayın ya. Kardeşim bir dilin yok olmuş bir dil, yok olmuş bir yazı. Yani sağlamasını asla yapamayacağın, asla yapamaz. Yapamayacağın bir yazıyı ben okudum diyemezsin. O zanni bilgidir. Hem de zannelik derecesi çok yüksektir. Çok yüksektir. Öte yandan kardeşim velev ki diyelim ki siz isabetli okudunuz. Yazanların doğru yazdığının delili nedir? Ne delil var elinizde? Hiçbir delil yok. Yani siz dolayısıyla aslında bugün tarih dediğimiz şey nedir? Çıkarım. Sadece çıkarım. Üstelik adam kelimeleri dedi. görseler, seslerini çıkartsalar bile, örneğin Sümer dilinin, kelimelerini görseler, seslerini çıkartabilseler bile, onların, o kelimelerin semantik derinliklerinin bugünden görülebilmesi imkansız. Yani imkansız. İşte bu köle kavramında olduğu gibi. Yani bugünden ona, adam şey yapıyor, yani orada duyduğu bir kelimeye, bugünden bir anlam, mesela geçmişte Türk diye bir kelime görüyor ve bugündeki, bugün Türk olarak ne gördüyse çevresinde ne varsa mesela milliyetçi, Türkçü bir şey o gün Türkiye onu yüklüyor. Ya o Türk'ün öyle bir düşüncesi yok mesela. Hiç öyle bir tahayyülü yok. Öyle bir bakış açısı yok zaten. Yani bu boşluğu da altını çizmek lazım abi. Evet bu resmi mesela bu resmi altından çizip toplamını buraya koyduk. Bu şimdi işin bir tarafı. Şimdi işin öteki tarafına gelelim. Şimdi e, fıkıhta bir hüküm çıkartılırken abi bir hüküm ya yani bir konuyla ilgili bir hüküm çıkartılırken bir başlangıç noktası alınır ve o başlangıç noktasından hareketle hüküm çıkartırsınız. Mesela mesela Kur'an'da hiç annenizi babanızı dövmeyin diye bir ayet var mı? Yok. Yani anne babaya iyilik yapım var. Doğru var. Bu ne, emirdir. Peki nehi olarak var mı? Yok. Peki e, fıkıhçılar bununla ilgili hüküm çıkartırken ne, nasıl davranmışlardır? Şöyle davranmışlar arkadaşlar. İsra suresinde hani annen ya da baban ya da ikisi, anneniz ikisi birden veya ikisinden biri eğer senin yanında yaşlanırlarsa onlara rahmet kanatını ger ve onlara üf deme. Uf deme. Değil mi? Böyle bir ayet var. Uf demezsek şimdi mesela orada sadece ne yasaklanmış? Uf dememek yasaklanmış. Peki uf demesek Allah belanızı versin desek olur mu? Orada yasaklanan ne? Sadece uf demek yasaklanmış. Doğru mu? Tamam. Uf demiyoruz. Uf desek tu desek Bunlar yasaklanmış mı? Hayır, yasaklanmamış. Tek tek sayılmış mı? Hayır, sayılmamış. Allah belanızı versin. Siz nasıl anne babasınız? Demek yasaklanmış mı? Hayır, yasaklanmamış. Siz ne biçim ana babasınız? Demek yasaklanmış mı? Hayır, yasaklanmamış. Peki bunları söyleyebilir miyiz? Hayır, söyleyemezsiniz diyor fıkıhçı. Niye? Şöyle bir mantık kullanıyor. Yani doğru bir hüküm çıkarmadır. Bu şimdi söyleyeceğim şey doğru bir hüküm çıkarmadır. Diyor ki eğer Kur'an'da anne babaya uf demek yasaklanıyorsa yani ki bu anne babaya gösterilecek saygısızlığın en düşük derecesidir. Bunun üstündeki hayli hayli yasaklanmıştır diyor. Onu tek tek saymaya gerek yok. Bu konuda bir nehin konduğunda o nehin alt sınırı konulur. Ondan daha aşağısı zaten kabul edilemez. O zaten kabul edilemez diyor. Dolayısıyla tek tek şunu da demeyin, bunu da demeyin, şunu da demeyin demeye gerek yok. Anne babaya üf demeyin demek iltizami olarak. İltizami olarak onlara bundan daha ağır bir söz söyleyemezsiniz demektir. Yani o zaten haram kere haram demektir. Böyle bir hüküm çıkartmışlar ki bu doğru bir yaklaşımdır. Peki. Madem bu bizim hukuk fıkıhçılarımız bu şekilde bir mantık kullanmayı biliyorlar. Bu şekilde bir kıyas yapmayı, bu şekilde bir akıl yürütmeyi, bu şekilde bir hüküm çıkartmayı biliyorlar değil mi? Evet biliyorlar. O zaman kölelik mevzusuna da bunun üzerinden bakalım. Şimdi Kur'an'da gidin köle satın alın diye bir emir var mı? Yok. Kur'an'da e, köleliği meşrulaştıran yani köle alın köle yap böyle bir böyle bir emir var mı? Yok. Peki buna dair bir nehi var mı? Hayır yok. Hayır yok. Bir nehi var mı? Var mı arkadaşlar Kur'an'da köle edinmeyin diye böyle açık bir nehi var mı? Yok değil mi? Yok. E peki bu konuda ne olmuş olur? Ya Allah bizi bu konuda serbest mi bıraktı? Yani kölelik İslam'dan önce var mı? Tabi yani İslam deyince Muhammed öncesini alıyorlar. Muhammed'den sonrasını İslam alıyor. Sanki daha öncesinde Nuh İslam değildi sanki. Öyle alıyorlar. Varsın öyle algılasınlar. Tamam Muhammed öncesinde kölelik vardı. İslam da bu olguyu tanıdı. Niye? Açık bir yasak var mı Kur'an'da köle edinmeyin diye bir yasak var mı? Yok. Öyleyse bir realite olarak İslam bunu tanıdı diyorlar, değil mi? Peki biraz önce anne babayla ilgili bir dayanak buldunuz. Bir dayanak buldunuz. Ve o dayanak üzerinden doğru bir akıl yürütmeyle, doğru bir kıyasla dediniz ki Kur'an'da eğer anne babaya uf demek yasaklanıyorsa bundan daha ağırı hayli hayli yasaklanmıştır dediniz. Peki köle, insanları köle yapan yani köleliği üreten merkez nedir? Bir numaralı merkez savaştır. Muhammed suresinde bakın Muhammed suresinde savaş esirlerini köleleştirin diye bir ayet yok. Savaş esirlerini alın. Savaş ağırlıklarını bırakana kadar onları yani şey altında tutun. Savaş ağırlıklarını bıraktıktan sonra onları fidye karşılığında veya fidye olmadan serbest bırakın. Şimdi bakın. Ben de buradan tıpkı onların anne babaya üf demeyin üzerinden çıkarttıkları mantığı burada da kullanarak diyorum ki köleliği üreten bir numaralı köleliğin oluşmasına sebep olan bir numaralı kural bir numaralı kaynak savaşlardır. Eğer Allahu Teala savaşlarda esir aldığımız diyor. Savaşlarda esir aldığımız kimdir? Savaşlarda dostumuzu, arkadaşımızı, annemizi, babamızı, kardeşimizi öldürmüş kişilerdir. Bakın dikkat edin. Değil mi? öldürmüş kişiler yani savaşta esir alıyorsunuz. Savaşta onlar sizden olanları öldürmüş kişiler. Bu öldürmüş kişileri Allahu Teala eğer esir aldığımızda köleleştirin demiyorsa daha devamında diyorsa ki fidye karşılığında veya fidyesi serbest bırakın diyorsa köleliğin diğer taraflarını hayli hayli yasaklamıştır. Onun için açık bir emir olmasına gerek yok ki. Açık bir emirdir işte. Eğer bunu da bu mantığı kullanmayıp da anne babaya üf demek iyi üf demeyelim ama sadece üf demeyin denmiş. Of demeyin denmemiş. Ah demeyin denmemiş. Tu demeyin denmemiş. Yazıklar olsun size denmemiş. Onlar onu yasaklamamış. Diyorsunuz ki aklınızı kullanarak doğru bir şekilde ya manyak mısınız siz? Eğer üf demek yasaklanmışsa bunlar hayli hayli yasaktır. Hayli hayli yasaktır. Bu tıpkı şuna benzer. İşte bir metro istasyonuna girdiğiniz zaman yazıyor orada. Burada sigara içmek yasaktır diyor. Peki orada eroin içmek yasaktır diyor mu? Demiyor. Esrar içmek yasaktır diyor mu? Demiyor. Kuror içmek yasaktır diyor mu? Demiyor. O zaman orada sigara içmek yasaktır diyor. Kardeşim ben pro içebilirim anlamına mı geliyor? Hayır bakın sigara meşru bir şeydir. O bile yasaklanıyorsa diğerleri hayli hayli yasaktır demektir değil mi bu? Öyle değil mi? Mesela yazıyor çimlere basmayın. Değil mi? Çimlere basmayın. Tamam çimlere basmayın dedi ama kazma küre elimize alıp çimlerin altını üstüne getir, getirmeyin demedi. Değil mi? O zaman gidip bunu demedi diye çimlerin altını üstüne mi getiriyoruz? Hayır. Yani eğer çimlere basmak yasaksa onu yapmak hayli hayli yasaktır değil mi? Bu e şimdi, bedi bilgidir abi. Bedeyin ilimdir. Bu bizdeki bu ilim bedeyi ilimdir. E, i̇ltizabidir bu. Bunun ya, uçtandır, bu çoğudur yani. E, e şimdi kardeşim. Biz böyle düşünürüz yani. Şimdi Müslüman ad ulema köleliğin yasaklandığına dair Kur'an'da açık bir emir olmadığını söyleyerek kölelik <laughs> olgusunun güya Allah tarafından kabul edildiğini bir olgu olarak tanındığını söylüyorsunuz siz. Ben de diyorum ki kardeşim bakın nasıl ki İsra suresindeki gibi bir kıyas yaptınız bir kıyas yaparak böyle bir sonuca geldiniz. Aynı kıyası niye burada yapmıyorsunuz? Bir savaş esnasında sizin yakınınızı öldürmüş bir esiri bile köle edemiyorsanız sizin arkadaşınızı dostunuzu öldürmüş sizi yok etmeye gelmiş o insanlar. Yani savaşta esir aldığınız insanlar kim? Sizi yok etmeye gelenler. Bakın dikkat edin sizi yok etmeye gelenler. Sizi yok etmeye gelenleri esir aldığınızda bile onları köleleştirmeyi size emretmemişse kölelik hayli hayli yasaktır. Hayli hayli yasaktır. Bakın bu müktesebatın müktesebat ülemasının ayıbıdır işte. Ayıbıdır. Bu fıkıh kitaplarına girmiş mi? Onlara atfedilmiş, onlarınkidir değildir. At, bu atfedilmiş mi? Evet. Yüzlerce yıl uygulanmış mı bu? Uygulanmış. Peki uygulanma zemini olarak ne alınmış? Kur'an'da köleliği yasaklayan açık bir emir yok. Bu temel alınmış. Evet kardeşim Kur'an'da köleliği yasaklayan bu mantıkla açık bir emir yok. Kur'an'da ana avrat, annene, anneye babaya ana avrat küfretmeyin diye de bir ayet yok. O zaman bu ayet yoktur diye ana babaya küfür edelim mi? Serbest yani ona bir haram yok ki. Savaş esirlerine bile e, yani alt çizgi savaş savaş esirlerinde bile böyle bir hukuk çalışmıyor yani hayat boyu e, ömür boyu süren bir esaret durumu kesinlikle e, önerilmiyor Kuranda ama bu kölelik denen kurum buna rağmen e, varmış. E bu onların yani. ayıbıdır. yani dedik ya. ...hani doğru yerden gelelim... ...doğru yerden... ...kardeşim sizin icat ettiğiniz... ...veya devam ettirdiğiniz köle... ...batının köleliğine... ...kölelik müessesesine... E, e, ...oranla daha insani... ...daha şeymiş olabilir... ...olabilir kardeşim... ...ama Kur'an'a göre... ...böyle bir müessesesinin olması... ...kesinlikle kategorik olarak yasaktır... ...böyle bir toplumsal... ...sınıfın olması yani köle... ...diyenler ister işçi statüsünde olsun ister birinin nezaretinde ticaret yapmak statüsünde olsun, işçilik yapmakta ne statüde olursa olsun kardeşim, ne statüde olursa olsun sizin buna dayalı bir fıkıh üretmeniz, buna dayalı bir toplum modeli çıkartmanız İslam'a aykırıdır. Kur'an'a aykırıdır. İşte siz köleliğe neyi zemin aldınız? Siz köleliğe şunu zemin aldı, Yani müktesebat ya Kur'an'da bununla ilgili açık bir nehi yok. Açık bir yasaklama, açık bir haram etme yok. Doğru mu? Doğru. Doğru. Kur'an'da köle edinmeyin. Kölelik yasaktır diye bir tane ayet biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Tamam güzel. Haklısınız. Peki müktesebat üleması orada ülemaya küfretmeyin diye bir ayet var mı? Yok. Yok. O zaman açık bir nehi olmadığı için size de biz her türlü hakareti, her türlü şeyi yapalım o zaman. Bu yasak değilse. Kardeşim bu iltizamidir. Allahu Teala kötü bir sözün söylenmesi yani kötü bir söz ancak zulmedildiğin zamandır. Söylüyor mu bunu? Bunu söylüyor. Bu senin alt zebilindir. Bunun üstündeki hayli hayli yasaktır. Hayli hayli yasaktır. İşte sizi öldürmeye, ülkenizi elinden almaya, topraklarınızı elinden almaya, sizi yok etmeye gelmiş düşmanı esir aldığınızda, bakın o düşmanı esir aldığınızda onları bile köleleştirmeyin diyorsa Kur'an. Kardeşim pazardan köle satın almayı nasıl serbest bırakabilir ya? Onu bile yasaklıyor. Yani burada aynı mantığı niye burada kullanmıyorsunuz? Aynı hukuki usulü niye burada kullanmıyorsunuz? Aynı fıkıh usulünü burada niye kullanmıyorsunuz? İşinize geldiği zaman öyle yapıyorsunuz. İşinize gel Tıpkı şuna, şuna benziyor. Yani işlerine geldikleri zaman ya bu sadece müzekkerlerindir, bu sadece mühendislerindir. Cuma namazında olduğu gibi. Neymiş de cuma namazındaki form erkek formundaymış da onun için cuma namazı sadece erkeklere farzmış. Haydi. Buyurun. Ya Kur'an'ın yani hangi emri özellikle kadınlar size de diyor. Mesela inne şeyde e, bak, daha Bakara suresinin en başında muttakine lezine bil gaybi diye başlayan o ayetlerdeki bütün siga erkek sigas. Kadınlar her türlü şeyi yapabilir demek mi bu? İnnellezine keferu derken o da erkek sigası. Bu da erkek kafirler demek mi? Böyle mi anlayacağız? Kafayı görüyor musunuz? İstedikleri zaman ben hani hatırlarsınız dedim ya fıkıhçıların öyle övünülecek bir tarafı yok. Övünülecek tek tarafı Ya oluşmuş bir toplum var. Eğrisine doğrusuna bakmadan bu toplumu korumak için hukuk üretmişler. Tıpkı bugün AK Parti'nin olduğu gibi. Tıpkı oluşmuş bir toplum var. Daha kötüye gitmesin diye. Daha berbat olmasın diye. Bunu yapmışlar. Yoksa Kur'an, sünnet, icma, kıyas derlerken bunlar sanki Kur'an onlara yetmemiş de böyle Kur'an'la aradıklarını bulamamışlar da bilmem ne. Onun için değil kardeşim. Tam da onların yapmak istediklerine bu formül uygun geldiği için böyle yapmışlar. Yoksa ne Kur'an umurlarında, ne sünnet umurlarında, ne icma umurlarında, ne kıyas umurlarında beyefendilerin. Hiçbir şey umurlarında değil. Olmamış yani. Mevcut, mevcut bize gelen bilgilere göre konuşuyorum bunu. Bize gelen bilgilere göre kardeşim. Oysa basit, benim gibi bir cahil bile ya kardeşim sen ana babaya uf demeyin ayetinden yola çıkarak, bütün açın müfessirlerin tamamını açın. Fıkıhçıların tamamını açın. Bunu mantıkta bile getirirler. Yani mantık ilminde bunu bile kullanırlar. İltizami diyor. Buradaki diyor, mana iltizamidir diyor. Yani uf demek e, yasaklanmışsa üstü iltizami olarak daha ağrı hayla ile yasaklanmıştır. Yasaklanmıştır diyor. Böyle böyle dediniz mi? Dediniz. Benim gibi bir cahil bile bu mantığı alıp Muhammed Suresi 3. ayetten yola çıkarak aynı sonuca ulaş, ulaşabiliyor. Siz niye aynısını bu ayette yapmadınız? Neden? Bu da onların günahıdır. Bu bilgiler evet deminki anlattığımız bilgileri müktesebattan alıyoruz ama müktesebattan bir de şunu da alıyoruz. Kadın köleler de dahil olmak kaydıyla kadın köleler, özellikle kadın köleler satılmak istendiğinde güzel elbiselerle süslenirler, kokular sürülür, eli yüzü temizlenir, kokular sürülür. Alıcının dikkat edin, alıcının çok özür diliyorum ablalarımdan kardeşlerimden çok çok özür diliyorum. Cinsel bölgesi hariç her tarafa bakma hakkı vardır. Ve bu kural bir fıkıh kural olarak bütün o ehli sünnet dediğiniz bütün o ehli sünnetin fıkhının içerisinde vardır. Niye? Maldır nihayetinde. Maldır. Köle satıcılarına ne has deniyor. Ne has. Aslında toplumda en sevilmeyen insanlardır. Neden en sevilmeyen insanlardı? Çünkü bu insanlar düşünün siz ondan köle alıyorsunuz. Köleyi nereye götürüyorsunuz? Evinizin içine götürüyorsunuz. Yani canınız her şeyiniz onun etrafında. Dolayısıyla siz o kölelerin iyi olanlarını, güvenilir olanlarını istiyorsunuz. O köleler hakkında sizin bilginiz yok ama köle satıcısının bilgisi var. Köle satıcısı size ne yapıyor? Bu konuda aldatıyor. Tıpkı bugünkü simsarlar, emlakçılar gibi. Sizi aldatıyor ve size aslında sizin ihtiyacınız olmayan, sizin karakterinize aykırı, sizin istediğiniz özelliklere sahip olmayanları size e, e, bir nevi kakalıyorlar. Yani bir nevi kakalıyorlar. E, onlar böyle yapıyorlar ama bundan dolayı bir kural oluşturuyorsunuz. Diyorsunuz ki ya en yakında bu bir maldır. Para veriyorsunuz çünkü Dolayısıyla satın aldığınız malla ilgili kendinizi güvencede hissetmeniz son derece olağandır. Son derece normaldir. Dolayısıyla siz e, onun e, namahrem yani namahrem dediğim işte sadece cinsel organı. Bakın sadece cinsel organı. Yani yine çok çok özür diliyorum. Önündeki cinsel organını da kastediyorum. Arkasına bakabiliyor. Hatta cahızda okuyorum. Cahızda diyor ki e, alıcı e, baldırlarını yani Ayıp yani ayıp işte yani ne bileyim böyle öyle yapabilir diyor adam. Bu bu fıkhi kural haline getirmiş. Fıkhi kural. Bu da hani doğru yerden vuralım dediğim kardeşim bakın siz kölelere insan daha insanca davranmış olmanız sizin oluşturduğunuz kölelik müessesesinin meşru olduğu anlamına gelmez. İslami olduğu anlamına gelmez. Sadece sizin batıya göre daha iyi efendiler olduğunuz anlamına gelir. Yoksa ister böyle yapın, ister şöyle neresinden bakarsanız bakın, kölelik dediğiniz şey kulların kullara kulluğudur. Neresinden bakarsanız bakın. Kimisi bu kullu, kulluğu kölelerin başına okşayarak yaptırtır, kimisi boynuna zincir geçittirerek yaptırır. Ama eninde sonunda bu kulların kullara kulluğudur. Bu kulluğu köleliğin köleleri razı ederek yaptırmış olmanız onu kullara kul olmaktan çıkarmaz. Köle isterse bunu gönül rızasıyla yapmış olsun. O da kullara kulluktur. Gönül rızası olunca kullara kulluk ortadan kalkmıyor. Tıpkı zina iki tarafta memnun iki tarafta razı meşru hale geliyor mu? İki tarafta yani iki tarafta kadın da erkek de zinadan razı. Peki meşru mu? Eğer mevzu rızalıksa, razı olmaksa, bile isteye yapmaksa. Bakın zina da bile isteye yapılıyor değil mi? Ve herkes zina yapan iki tarafta birbirinden razı. Ama haram. Gönüllü kölelik de haram yani. Evet. Yani isterse köle o halkayı kendi ben bu halkanın aşığıyım dese bile kardeşim İslam kullara kulluğu yasaklamıştır. Her türünü yasaklamıştır. Bunu akıl erdiremeyecek seviyede bizim müktesebat üleması. Ya da akıl erdirdiler de bile bile görmezden geldiler. Bile bile. Köleliği açıklayamazsınız. Bu köleliği İslam'ın içinde bir şube haline getiremezsiniz. Ya biz kölelerimize çok iyi bakıyoruz. Baş tacı gibi tutuyoruz. Onlara hiçbir kötülük söylemiyoruz. Kötü bir söz söylemiyoruz. Kardeşim isterse sen ona kölelik yap. Burada senin ona iyi davrandığını, kötü davrandığını, iyi efendi olduğunu, iyi şey olduğunu konuşmuyoruz birader. Burada kölelik denilen o olgunun Temeli la ilahe illallah olan İslam'la asla uyuşamayacağını konuşuyoruz biz. Uyuşamaz. Yan yana duramaz. Yan yana gelemez. La ilahe illallah varsa kölelik yoktur. Kölelik varsa la ilahe illallah yoktur. Bu kadar basit. Bu kadar açık. Bu kadar net. Bu da onların günahı. Evet, batının resmettiği kölelik resmi üzerinden geçmişim köleliğine bakmamız yanlış. Haklısınız. Bu yanlış. Ama bu o olgunun kulların kullara kul olması gerçeğini değiştirmez. Ahmet abi. Müktesebat da şöyle aslında dikkatli bakılınca şöyle bir konu da var abi bu başlıkta. Müslüman köle olur mu? Yani köle diye bir tanım yapıyorlar. Sonra diyorlar ki Müslüman köle olur mu? Şimdi Müslüman köle olmaz. Mesela Müslüman cariye olmaz diyorlar. Niye Müslüman cariye olmaz diyor? Yani olamaz. Çünkü bunu ulema kendisi söylüyor. Diyor ki çünkü kölelik İslam'la yani köle olmak bizzat kişinin kendinin boynuna zincir taktırıp birinin emrine girmesi ya da onun emrine çalışması bir Müslümana yakışmaz diyor. Ama köle edilmeyi yani köle edilme konusunda bir sanki bir tüccarvari bir yorum yapılmış. Ya işte Ahmet abi. Ee, Ramazan abi bu ağaç suresinde bir ayet vardı ya belki ona istinaden de yapmış olabilirler araya girdim ama kusura bakmayın. Hani açtan döndüğünüz zaman e, köleniz varsa bağışlayın sonra gücünüz yetmiyorsa şu kadar fakiri doyurun diye bir şey vardı herhalde. Buna göre mi yaptılar acaba? Hayır öyle bir şey yok abi yani öyle köle bağışlayın Kur'an'da yani köle bağışlayın. Kur'an'da o rikap ifadeleri köle anlamına gelmez kardeşim. Bakıma muhtaç demektir o. Toplumda bakıma muhtaç kişi demektir. İşte. Tahrir ifadesi de onları serbest bırakın değil, onların yükümlülüklerini üzerine alın. Bir yükümlülüğü yüklenin demektir. Öyle Çok bir olarak çeviriyorlar abi bunu. Ya işte o ayeti öyle mana verdikten sonra Kur'an'daki rikap kelimelerde köle anlamı verdikten sonra her şey yapabilirsiniz abi. Her şeyin önünü açarsınız. Yani şirkle kölelik şirktir kardeşim. Kölelik şirktir şirkle İslam'ı yan yana getirmi nasıl e, Kur'an'ın ayetlerini çarpıtarak, Kelimelerini çarpıtarak. Öyle yaparsınız. Yani neden dolayı yapmışlar, neden dolayı yapmamışlar bunu? Yani hangi sebepten yapmış olurlarsa olsunlar kardeşim. İster iyi niyetle, ister kötü niyetle yapmış olsunlar. Bu kölelik denen müesseseyle, kölelik denilen o insanlık onurunu yok eden ve kulların kullara kulluğu anlamına gelen şeyle İslam'ı yan yana getiremezsiniz. Getiremezsiniz. O temel üzerine bir toplum oluşturamazsınız. Onu onun üzerinden bir fıkıh oluşturamazsınız, bir hukuk oluşturamazsınız. Bu haramdır. Bu şirktir. Ama siz ne yapmışlar Müslümanlar? Yine müktesebatın verdiği bilgiler üzerinden gelelim. Müktesebat şöyle yapmamış. Kardeşim siz Allah Resulü size sizin anlattığınız bilgilere göre Allah Resulü işte Mekke ve Medine gibi bir iki asıl bırakmış size ve etrafınızda yaklaşık iki buçuk milyon kilometre karelik bir hakimiyet alanı bırakmış bir hakimiyet alanı bırakmış. Bu hakimiyet alanında sizin ne yapmanız lazımdı? Ee, kendi aranızda uyguladığınız adaleti insanlara ikna ederek insanların size katılmalarını sağlamanız lazımdı. O zamanlarda şimdiki gibi sınır sorunu da yoktu. Pasaport sorunu da yoktu. Fakat siz ne yaptınız? Siz gittiniz yani müktesebat. Siz gittiniz işte İran'ı fethettiniz. İran'ı fethedince elinizde devasa topraklar çıktı. Devasa topraklar. Bu toprakları birilerinin işlemesi lazım. Bu toprakları da işlenen şey birinin pazarda satması lazım. İşte yani sanayisinin olması lazım. E siz ne yapıyorsunuz? Siz askersiniz. Elinizde kılıç. Orası senin burası benim. Fethedip duruyorsunuz. Bu toprakları kim işleyecek? Heh. Ne yapalım ne yapalım? Gidelim Afrika'dan işte Frank'ten, Slav'dan, Gürcü'den, Ermenistan'dan, Türkler'den, Kürtler'den etrafımızda ne kadar millet varsa onlardan köle ihraç edelim. Köle. ithal edelim. ihraç değil köle ithal edelim. Böyle yaptınız. Peki böyle yapacağınıza? Allahu Teala'nın yeryüzündeki rızkları insanlara Kur'an'da demiyor mu? Bazılarının rızkını bazılarının üzerinden veririz demiyor mu? Siz de Afrika'ya gidip ey kardeşler fakir fukara insanlar, zavallı insanlar gelin bizim imkanlarımızdan faydalanın. Siz de aileniz de rahat bir geçimlik elde etsin, rahat bir şey yapsın. Onlar sorarlar niye? E çünkü biz müminiz. Çünkü biz müminiz bu dünyaya sahip olmaya gelmedik. Bu dünyaya bölüşmeye geldik. Bu dünyaya insanlığa insan gibi nasıl adam gibi adam olunur onu göstermeye geldik. Böyle deseydiniz niye köle olarak getirdiniz o insanları? Niye rızkınıza ortak etmek için getirmediniz? Niye elde ettiğiniz ganimetleri paylaşmak için getirmediniz? O elde ettiğiniz ganimetleri öyle bir paylaşım sistemine oturtturdunuz ki yani bu bilgileri ben uydurmuyorum kardeşim. Yani açıp tarihten bakabilirsiniz. Öyle bir şeye uydur, şey yapmışsınız ki kapitalizmin kökeni yani kapitalizmin temelini atmışsınız. Tam da kapitalizmin temelidir. Böyle bir şey olabilir mi? Yani arkadaşlar yani bakın bir adam Abdullah, Abdullah Abdurrahman bin Aftan bahsediyoruz. Müslüman olduktan sonra azat ettiği köle sayısının 30 bin olduğu söyleniyor. 30 bin arkadaşlar bir adamın 30 bin kölesi var. Azat ettiği kölesi var daha. Azat etmediği ne kadarı var o bilinmiyor. Abdullah İbni Zübey bin. Osman bin Affan bin. Osman bin Affan öldüğünde binden fazla kölesinin olduğu söyleniyor. Binden fazla. Abdullah İbni Abbas Kendisi adına ticaret yapan kölelerinin dışında Basra'da, Kufe'de, İran'da, başka yerlerde kendi ganimet mallarını işleyen, tarım işleri yapan yüzlerce, binlerce kölesinin olduğu söyleniyor. Alın size Ebu Zer'dir, isyankar çocuk diyorsunuz, isyankar. Ya öldüğünde kölesi var adamın. Kölesi var. Koyunlarına bakan, kendi hayvanlarına bakan, onun yerine hayvanlarına bakan kölesi var abiciğim. böyle yapacağınıza, insanları böyle şey yapacağınıza bölüşseydiniz ya. Allah'ın size verdiği rızıkları, Allah'ın size verdiği nimetleri insanlığa nasıl adam gibi adam olunur göstererek bölüşseydiniz ya, böyle yapsaydınız ya. O insanları köle olarak Basra'ya getirip Basra bataklıklarında köle olarak çalıştıracaklarınıza ortak olarak çalıştırsaydınız. Böyle yapsaydınız. Afrika belki başta bir ucundan öteki ucuna çoktan müminliğe koşmuştu. Çoktan. Böyle yapmadınız ama.